onlar hazırladılar beni. Saçım, makyajım o kadar detay veriyor mu? Verebilirsin tabii ki. Hepsini söylüyorum. Batuhan Sancar, doğru söylüyorum. Saçlarım yaptı. Makyajım Melis Kılıç. Aslında bildiğimiz bir ekip. Her gece böyle mi hazırlanıyorsun? Yani çoğunlukla ekip çok değişmiyor. Yani müsaitliğe göre bir arada olmaya çalışıyoruz bu sene birlikte çalıştığımız için. Gideriniz de çok buradan almadığımız kadarıyla galiba. Yani çok sık katılmadığımı düşünürsen çok da yoktur gibi. Çok gördüğümüz için çok da sorum yok aslında ama evet, hemen gündem maddemiz var aslında. Neymiş gündem? Bir yeni aşk hayatınız var mıdır, yok mudur? Konuşacağım, her şeyi konuştum. Keyifli, çok geldim. Onu görüyoruz. Nasıl? Her şey bayağı iyi gidiyor. Hayatımın en güzel dönemlerinden birini geçiriyorum her anlamda. Dünya listelerine girince? Her anlamda gerçekten 2024 bana çok iyi geldi. Çok mutluyum. Zaten... Bilmediğimiz bir şey de var mı? Ne gibi mesela? Bu kadar mutlu olmanızı sağlayan şey sadece globale girmemiz mi yoksa? Her şey, aklına gelebilecek i̇şte her gelmiyor, şey. Ne? Gelmiş de sen gelir aklına, sen akıllısın, sende vardır. İyiyim. İyi oldun, daha iyi görelim sizi. Çok teşekkür ederim. Buradayım, teşekkür ederim. Varım. Öpüyorum. Hep de olur. Barbie bebek misin? Değil mi? Evet, Barbie bebek gibi olmuşum. Bir Barbie benzetmesi yolda bir yaşadım, öyle gibi. Hoşuma gider. İnşallah gerçek kendinizi bulursunuz. Hadi. Bizimki Esmer Barbie. Rose. Rose Barbie. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Teşekkür. Arkadaşlar hiç bozmayalım. Halil Bey fotoğraftan sonra hemen alalım. Tamam mı fotoğraf? Evet, iyi akşamlar Sıla Hanım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Stillerin gecesindeyiz. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Nasıl hazırlandınız? Yani ekibimle birlikte bir haftadır falan böyle hem iş yoğunluğundan zaman kaldıkça hazırlanmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Çok şıksınız. Genelde geceleri styling eşiğinde mi hazırlanırsınız? Kendi kıyafetlerinizi kendiniz mi yaparsınız? Stylingim var. Move. Onlarla çalışıyordum uzun zamandır. Onlar sağ olsun destek oldular. Peki giyinirken en çok dikkat ettiğiniz takınız hangisidir? Yüzük müdür, küpe midir, çanta mıdır, yani ayakkabı mıdır? Ben bileklik seviyorum. Belli de oluyor. Ben bileklik seviyorum, yüzük seviyorum. Genel olarak takı seviyorum. Harika. Biraz da Kızılcık Şerbeti'nden bahsedelim. Artık sezon finaline doğru gidiyor, bitti. Ayrılanlar olacak, yeni gelenler de olacaktır. Nasıl bir sezon geçti öncelikle? Yani hepinizin bildiği gibi çok güzel bir sezonu geride bıraktık. Hepimiz çok keyifli çalıştık, eğlendik. Güzeldi bizim için. Yani nasıl bitti anlamadık açıkçası. Hızlıca bitirdik. Neler yapacaksın peki? Yazın dinlenecek misin? Başka projeler olacak mı? Dijital ya da televizyon? Yani okuduğum bir iki tane aslında var. Dijital iş. Ama bilmiyorum. Bakacağız. Belki dinlenebilirim. Çünkü Kızılcık biliyorsun çok yoğun geçti benim için de. Böyle belki dinlenmeye vakit ayırabilirim bu yaz. Harika. Var mı soru arkadaşlar? Çok teşekkür ediyoruz. İyi eğlenceler dileriz. Sağ olun. Bir detay alalım ama. At beni, at. Çok at. Tamam mı? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Röportaj bütün beni tutuyor, atıyor. Bir güzel geldi. Bu şartlar altında çalışamam. Atıyorum. Biraz daha kendimden lazım. Fotoğraf alacağım. İçinden önce şöyle hazırlayalım. Aynı, her şey aynı. Biraz daha geriye gitmem lazım. Telekinin arkadaşları. Çok pardon. Fotoğraf almam lazım. Bir baktım işin hemen. Elice de koyduğun için hotluk oldu etekler. O yapacak bir şey. Tamam. Arkadaşlar da alıyor. Sağ tarafa bakalım. Tamam mı? Geçiyorum. Selam ve teşekkür ederim. Tamam. Röportajın yanı alalım. Röportajın yanı alalım. Şöyle yanı alalım. Çok gitmiyor.
Engin. Engin. Çok ödedi. Bir dakika. Telefonlar abi. Bir dakika. Evet. Arkadaşlar geldi, konuşamayacağım galiba. Niye? Dünyanın en güzel. Ya onun için diyorsun. Evet, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyiyim, siz? Teşekkürler, çok güzel bir gece değil. Neler söylüyorsunuz? Burada olmaktan mutluyum. PNG ailesi, Gillette Venus ailesi, Esky Rewards, El ailesi. Hepsine çok teşekkür ederim böyle bir geceyi var ettikleri için. Peki, biz de çok teşekkür ediyoruz o zaman. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağ olun. Harbun Hanım, sizlerle sağ olun. Arkadaşlar, hiç bozmuyor. Abi, şunu bir tutar mısın? Çek şunu. Bu güzel. Tamam biz arkadaşlar. Arzu Hanım son bir telefon fotoğrafı alıp başlıyoruz. Tamam mı? Başla hemen. Evet, iyi akşamlar Arzu Hanım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Stillerin gecesi. Stiliniz konuşmuş vallahi maşallah. Çok teşekkür ederim. Nasıl hazırlandınız? Çok zayıfsınız. Her yıl böyle bugün için gerçekten özenle biz de kendimize göre ben çok keyif alıyorum hazırlanırken bu geceye. Üstündeki kıyafet Tayfun Kaba'nın kendimi prenses gibi hissediyorum. Ellerine sağlık. Buradan teşekkür ederim. Ayrıca canım Hidayet Korkmaz ve Ferit Derli'nin güzel elleriyle saçım, makyajım. Bu gece işte geldim, buradayım. Hoş geldiniz. Genelde kıyafetlerinizi styling eşliğinde mi tercih edersiniz yoksa kendiniz mi hazırlanırsınız? Kendim. Yani tabii ki styling çok daha profesyonelce elbette. Onların zaten mesleği bu olduğu için gözlüğü ve yapışanı çok güzel kodluyorlar ve yansıtıyorlar üstüme. Ama bazen de ben ne giymek istediğimin böyle hayalini kurup sağ olsun yetenekli tasarımcı, modacı arkadaşlarımla, işte Tayfun'da onlardan biri. Böyle kendimi güzel hissediyorum. Harika. Yaz geldi, peki neler yapacaksınız? Var mı yeni bir şeyler, planlar var mı, tatil planları? Var, ufak tefek küçük kaçışlar. Şöyle çok blok uzun zamanlar değil ama böyle ara ara gidip geleceğiz. Şimdi bir küçük, yani küçük derken değil tabii de işte daha önce yapmış olduğum işlerin sergileneceği bir sergi olacak. Karma sergi. Hayırlı olsun. Bodrum'da onun küçük hazırlıkları var. Bunun dışında öyle. Harika. Biliyorsunuz son dönemlerde Meryem Üzerli ile başlayan işte tükenmişlik sendromu geçtiğimiz günlerde Müjde Uzman da kapıldığını söyledi. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Tükenmişlik sendromu diye bir şey var mıdır sizin başta? Yani herkesin dönem dönem yaşadığı belki bağışıklık sistemlerinin... Senin mi? Yanımda birileri var ya. Şey anlamıyorum. Sunucu mu bu gözüme? Evet. Evet, iyi akşamlar Ece Hanım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Çok güzel bir gecedeyiz. Stilling, stillerin gecesi. Neler söyleyeceksiniz? Nasıl hazırlanıyor? Güzel bir gece olacağını düşünüyorum. Heyecanla bekliyorum sizi. Siz nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Ben bizi nasıl gidiyor sandık çok kokusu? Çok yoğun geçiyor ama sezon finaline geldik. Son bölümümüzü çekeceğiz bu hafta. Hemen tatile atacağım kendimi. Çok güzel bir sezonu geçirdik. Çok yoruldum. Her şey çok güzel gidiyor. Muhteşem bir oyuncu kadrosu vardı. Evet. Oyuncularla çalışmak nasıl bir duydu? Demet Akbağ'dan, Özgöz Piritçi'ye, Necip Mümini'den. Çıkan oyuncular da oldu. Evet, hepsi işin eri. Üst toplarla çalışıyor. Gerçekten benim için de çok onun verici bir şey bu. Setimiz de çok güzel bir şey. Çok eğlenceli bir şey. Zaten bir aile işi yapıyoruz. Onun samimiyeti ve enerjisi hepimize yansıyor. Ben çok mutlu ve çok şanslı hissediyorum kendimi. Harika. Şansınız daim olsun. Çok i̇yi eğlenceler dileriz. Size sağ olun. Böyle iyi eğlenceler. Bir görüntü alalım. Bir görüntü alalım.
Bir şey diyeceğim. Bak benim bunların götürüyorsun. Teşekkür ederim. Siz iyi misiniz öncelikle? Teşekkür ederim. Siz? Teşekkürler. Bizler de çok iyiyiz. Çok da güzel bir gecedeyiz. Yaz da geldi. Neler söyleyeceksiniz? Ne güzel. Yaz geldi. Hepimizin istediği şey. Şey için her şey yolunda. Zaten çok yorucu bir sezondu benim için. Oyun programı çok yoğundu. Şimdi de böyle tadını çıkarıyorum. Peki nasıl hazırlandık geceye? Çok şıksınız. Ay çok teşekkür ederim. Ne kadar sürdü hazırlanmanız? Yo böyle bütün güne yayıldığı için ben anlayamadım yani ne kadar sürdü. Makyajımı yaptım, sonra saçımı falan, sonra en son elbisemi giydim. O kadar. Bir tiyatro oyunumuz vardı. Sonlandı sanırım. Devam edecek mi? Birazcık detay verir misiniz? Evet. Şimdi Eylül ayında yurt dışı turneleri var. Evet. O biraz yoğun. Ondan sonra bilmiyorum yani o program nasıl olur ama devam ediyor. Peki son dönemdeki dizileri takip etme şansı buluyor musunuz? Yani çok konuşulan bir konu aslında. Birçok dizi ya tutulmuyor ya beğeniliyor, bazıları eleştiriliyor, bazıları da çok beğeniliyor. Dizi değerlendirmesi, genç jenerasyonu yeni dizileri. Yani hep öyle oluyor zaten. Bazı hiç ummadığınız bir şey tutabiliyor. Ondan sonra çok büyük böyle ümitlerle başlayan bir dizi finalde yapabiliyor 3 bölüm sonra. Belli olmuyor vallahi. Neye göre nasıl? Ben hala onun formülü nedir, neredeyse bilmiyorum. Formül aşkı Memnu'da bulunmuş diyorlar ama yine bu hafta başlıyor. Ya evet, evet. Ve her zaman finali de reytinglerde ilk 5'e giren evet, bir dizi. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu yani hakkında? Çok güzel, her yaz çok özel, çok güzel bir diziydi o. Biz de onu çekerken çok zevkle çektik hakikaten. Ne güzel. O öyle bir fenomen oldu. O ayrı bir şey oldu çıktı. Harika. Çok önümüzdeki dönemde görecek miyiz efendim sizi ekranda? Valla onu musunuz? Bilmiyorum. Yani oyun programı gene yoğun ama bilmiyorum. Çok severim belki bir şey olur. Necdet İşler'in son büyük projeyi aileyle birlikte biz yaptık. Senaryolar kısır döngüye girdi. Hep aynı şeylerdi. Böyle bir açıklaması var. Siz katılır mısınız bu açıklamaya? Ne düşünüyorsunuz? Yani hepsine değil. Birçok şey birbirine benziyor aslında. Doğru söylemiş. Maalesef öyle. Bir de oyuncular da artık ekranlarda hep aynı oyuncuları görmekten bahsediyor. Vallahi bilmiyorum. İşte onu seçen kim, onu oraya koyan kim? Fark ettiğiniz bir dizi var mı peki? Yapımcılarda biz yapmıyoruz diyor. Kim yapıyormuş? Teşekkür ederiz Zeynep Hanım. Görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Ben çekeceğim. Zeynep, ikimiz çekeceğiz. Tamam. Ben çekiyorum ikimizi. Meslekleri ellerinden aldım. Sen de asıl. Çekiyorum. Tamam mıyız arkadaşlar? Evet, iyi akşamlar Ceren Hanım. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. İyiyim valla. Sıcak çıkın geldim. Evet, yorgunluk gözlerinizden evet, belli oluyor. Öyle. Artık sezon finaline gidiyoruz. Nasıl bir sezon oldu sizin için? Valla bizim için birinci sezonu aratmayan bir sezon oldu. Yine reytinglerimiz iyiydi, keyfimiz yerindeydi. Şimdi bir tatile çıkacağız inşallah. Evet, dinlenecek misiniz bütün yaz yoksa var mı yeni projelerde olacak mısınız? Dijital film. Yani bir sinema filmim vardı ama o biraz Kasım ertelendi. Benim de işime yaradı açıkçası. Dinlenmeyi planlıyorum şu an. Dizi yordu galiba yani çalışma saatleri. Evet evet aslında biz yine 12 saati geçmeyen bir ekibiz ama yine de ağır bir temposu vardı son 3-5 bölüm. O yüzden yorulduk. Harika o zaman. Size iyi tatiller dileyelim çok şimdiden. Var. İyi eğlenceler. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Ben evet. Heyecanlıyız hepimiz. Son zamanlarımız artık. Ben de herkesin heyecanla bekliyorum. Evet, Yalı Çakpın'ın sezon finaline giriyor ama nasıl bir sezon oldu sizin için? Diziye katılımlar oldu, diziden ayrılanlar oldu. Nasıl bir tempo oldu sezon boyunca? Başından beri bence çok keyifli geçiyor zaten. Ekip olarak da hepimiz böyle çok büyük bir sinerjide çalıştığımız için bütün sahnelerimizi çok keyifli çekiyoruz. Bence bu sezon da çok güzeldi. Aynı şevkle devam ettik. Umarım herkes beğenmiştir. Yazın neler yapacaksınız? Peki dinlenecek misiniz yoksa dijital platformlarda yer almayı düşünüyor musunuz? Var mı bir programınız, planınız? Şöyle aslında dinlenmeyi çok istiyordum. Kısa bir tatil yapacağım. Sonra belki başka bir projelerle, bir şeylerle görüşürüz bakalım. Dizden ayrılma durumunuz mu var yoksa? Daha tam belli değil. Ha. O senaryoya bağlı mı? Evet. İstiyor musunuz ayrılmak peki? Bakalım yani şimdi. Hayırlısı olsun. Teşekkür ederiz Uçar'ın. İyi akşamlar. Akif. Alın Haluk abi. Efendim bir görüntü alalım. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun.
Tamam bak. Arda. Yasemin Hanım. Demet Hanım. Öncelikle hoş geldiniz. Geçmiş teşekkürler, olsun. Teşekkürler. Sağ olun. Yani ne var? Ne olsun. Ayacığım set temposunda birazcık yoruldu. Hı-hı. Öyle oldu. Çok ama geçmiş iyi. Olsun. Teşekkür ederim. Biraz nazar mı diyelim aslında? Ratingler onun altına düşmeyince. Vallahi biraz öyle oldu yani. Galiba oldu. Diyecek bir şey yok. Ama güzel yani. Evet. Her şey çok iyi. Her sene dizilerden bahsederiz. Her senenin çıkış yapan bir dizisi var. Bu senenin kuşkusuz Bahar. Ratingleri hem alt üst etti, bütün Türkiye'de konuştu. Evet. Bunda senaryonun kadar sizin de payınız çok, çok büyük. Teşekkürler. Neler söylemek istersiniz bununla ilgili? Yani ben yaptığım her işe müthiş bir sevdayla tutunuyorum zaten. Tutunmayacağım rolü kabul etmiyorum. Ama burada ekibin çok büyük bir kıymeti oluyor. Bu yükseliş kesinlikle böyle kale gibi Bahar ekibine aittir. Bunu hiçbir zaman tek başıma üstüme alabileceğim bir şey değil. Çünkü yani çok zevkli ve sürekli böyle sinema filmi gibi yaratımın içinde olduğumuz bir ve birbirimize izin verdiğimiz bir ortam var. O yüzden nazar değmesi normal yani çok çok görülen bir şey değil çünkü. Evet, birçok başarılı oyuncu da rol alıyor. Onlarla ilgili evet, neler çok. Söylemek istersiniz? Ya. Özellikle Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Bey sizin partnerleriniz. Evet, hepsi benim partnerim. Ya müthişler, müthişler. Onlarla oyun oynamak çok zevkli. Karşılıklı bir şey yaptığınızda inşa oluyor. Ve gerçekten çocuklar gibi eğleniyoruz. Sezon... Füsun abla, Hatice, hepsi. Elit, çocuklarım. Sezon bitmeden de Amerika satışı bile gerçekleşti dizinin. Geçtiğimiz günlerde Amerika, onun haberini almıştık. Hadi hayırlısı olsun. Evet. Yapım şirketi Amerika'da sözleşmeler imzaladı diye haberler çıktı. Yani çok potansiyel yüksek ve çok gerçek bir hikaye. Yani bütün dünya bir ataerkil düzenin içinde. Maalesef ki toprak altındaki kadın hikayeleri yeni yeni bütün dünyada uyanıyor. Bunun da tabii ki bütün dünyada karşılığı olacak. Evet, peki şu an bütün gözler üzerinize muhakkak büyük bir reklam teklifleri almışsınızdır. Var mı anlaştığınız evet, reklam teklifi? Devam eden reklamlar da var. Var mı? Görüştüklerimiz de var. Evet, öyle. Olacak. Peki yazın neler yapacaksınız? Bol bol dinlenmeyi düşünüyor musunuz yazın, yoksa? Evet, vallahi zaman var mı? Kızımı yanından ayırmadan. Sadece bir durmak istiyorum. Beraberce ailemle beraber duracağım. Durduğumuz yerde tatilimiz olsun. Evet herhalde. Son olarak ayakla ilgili sormuyorum. Ciddi bir şey yok inşallah. Yani birkaç öyle bir yırtık var. Düştünüz mü siz? Yok düşmedim. Bir yorgunlukla ilgili bir şey. Evet biraz öyle oldu. Şimdi bir geniş kapsamlı bir MR çekilecek. Umarım çok ciddi bir şey değildir de tatilimde böyle geçirmem. İnşallah. Çok İnşallah. Geçmiş olsun çok diyoruz. Çok şıksınız. Çok teşekkür ederim. Ediyoruz. İyi eğlenceler. Çok sağ ol. Bir görüntü çok alalım. Görüntü teşekkür alalım. Çok teşekkür ederim. Ben gideceğim. Rakip bir yanıma. Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Nasıl hazırlandınız bu gece öncelikle? Saç makyaj yapıldı ve giyindim. çok uzun sürmedi. Yani bir saat, bir buçuk saatte hazırlandım. Genelde gecelere styling eşliğinde mi hazırlanırsınız kendiniz? Styling eşliğinde hazırlanırım. Her zaman Oğuz Erel ve Önder Tiryaki ile hazırlanıyorum. Bugün de öyle oldu. Harika. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Bir taneleri sezon finaline. Evet. Girdi mi? Giriyor mu? Girdi. Ara verdik. Hayırlı Şimdi olsun. Bir tatil bekliyor bizi. Evet. Öncelikle sezonu sormak istiyorum. Nasıl bir sezon oldu sizin için? Türkiye'yi kasıp kavuran ikinci dizi, ilk iki dizi Bahar ve İnci Taneleri'ydi. Evet. Bir tanesi Dilber Dansı konuşuldu yani siz. Neler söylemek istersiniz?
Çok mutluyum, çok güzel tepkiler aldık. Çok izleniyor işimiz. Bu bizi tabii çok mutlu ediyor. Hakikaten bir şeyi hakkıyla yaptığın zaman karşılığını görüyor insan. Dans etmek, pavyonun kadınını oynamak, yani bu karaktere girmek nasıl bir süreç oldu sizin için? Hani geri dönüşü bu kadar büyük bekliyor muydunuz? Beklemiyordum. Gerçekten beklemiyordum. Ben de çok bütün üzüldüm. Türkiye şu an sizi tanıyor. Pazar olarak olmasa bile Dilber olarak evet. Tanıyor. Evet. Ya çok çok güzel bir geri dönüş bu. Hakikaten çok mutlu olduk. Ben de beklemiyordum dediğim gibi. Ya bilmiyorum, çok severek oynadığım bir karakter. Hani çok iyi anlıyorum onun içinde bulunduğu koşulları, ruh halini filan. O yüzden bilmiyorum, doğru oturdu herhalde. Yani çok iyi hissediyorum kendimi o karakteri oynarken. İnşallah uzun soluklu olsun. Tatil planları yapıldı mı? Memlekete Kıbrıs'a mı gideceksin? Gittim, bir kısa evet. Gittim. Şimdi yine gideceğim tatile İspanya'ya, öyle. Projeler olacak mı peki? Yazın bir çalışmayı düşünüyor musun? Olacak, evet. Haziran'da ben aslında çalışıyorum yani. Bir film çekimim olacak. Hayırlısı. Onun dışında evet, boşum ya. Bir ay da tatilim olacak sezona. Güzel, hazırlanacağız. Hayırlı olsun diyelim şimdiden sezon. Ederim. Çok teşekkürler Azar Hanım. Bir görüntü alalım. Tabii. Hemen ondan sonra Azar Hanım. Akif, Damla Hanım, Damla Jolbay. Tamam. Sakince Hazar Hanım'ı sola doğru alalım. Teşekkür ederim. Damla Hanım'ı da sağa doğru alalım. Kameralarını da açalım. Tufka abi. Tamam mıyız arkadaşlar? Kayıt akıyor, buyurun. Evet, iyi akşamlar Damla Hanım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, sen. Teşekkür ediyorum. Stillerin gecesindeyiz. Nasıl evet. Hazırlandınız gece? Vallahi öyle hiç bir saatte, iki saatte hazırlandım diyemeyeceğim. Bayağıdır hazırlanıyorum. Canım çıktı ama iyiyim. Güzel oldu her şey. Uzun sürdü yani biraz hazırlanma. Özendim. Genelde peki hazırlıklarınız ne kadar sürüyor? Aslında normal günlük hayat. Hiç günlük düşürmedim ama bunlar bugün başıma dert. Günlük hayatta o kadar uzun sürdü. Özen bir gecede bir tık daha özenli oluyor. Çok teşekkürsünüz. Nasılsınız peki? Neler yapıyorsunuz? İyiyim. Her şey yolunda. Birazcık böyle bir dinlenme sürecinden çıktım. Şimdi okuduğum iki iş var ama geçen de söyledim. Nazar değer diye korkuyorum. Öyle. Artık netleştikten sonra görürsünüz. Yazı çalışarak geçireceğiz. Sanki biraz öyle olacak. Yazın sonra oradan sezona. İnşallah. Güzel olacak. İnşallah hayırlısı olsun. Teşekkür çok teşekkür ediyorum. Ediyoruz. İyi eğlenceler. Sağ olun. Eğlenceler. Bir görüntü alalım Damla'nın. Teşekkür ederiz abla. Teşekkürler, iyi akşamlar. Rica ederim, sağ olun. Tamam, tamam. Acele etmeyin, acele etmeyin. Tamam, acele etmeyin. Evet, buyurun. Tarkan abi. Evet, iyi akşamlar Aslan Hanım. Nasılsınız? Teşekkürler. Stillerin gecesindeyiz. Çok da şıksınız. Neler söylemek istersiniz? Nasıl hazırlandınız? Kıyafetim Zeynep Nuranoz. Sevgili Toprak ve Tarım markası. Özel gecede genelde beraber hazırlanıyoruz. Çok farklı bir tarzları var. O yüzden böyle bir kıyafet tercih ettim bu harika, akşam. Çok da yakışıyor. Genelde böyle geceleri styling eşliğinde mi hazırlanırsınız kendiniz? Peki? Genelde kendim. Evet. Nasıl? Tabii ki danıştığım hani stylist arkadaşlarım var ama kendim de meraklı olduğum için açıkçası kendim de yani fikir alıyorum diyeyim. Harika. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz peki? Dijital projeleri yaptık. Var mı yeni bir şeyler Aslan Hanım? Var şu an. Anlaşma üzere oldum. İmza açmasına olduğum bir iş var. İnşallah bu hafta netleşince size de güzel haberi veririm. Onun dışında? Onun dışında yurt dışına bir seyahatim olacak. Tatili? Tatil iş diyelim. Orada bir menajerim var Londra'da şimdi. Hı hı. İnşallah orada uluslararası platformlarda yer alacağım diyeyim. Yüzünüz güldüğüne göre evet, galiba evet, orada da evet. Güzel bir şeyler oluyor. İnşallah yani İngilizce, Fransızca biliyorum. Oralarda da Türkiye'yi temsil etmekten diyelim. İnşallah diyelim. Peki onun dışında planlar, programlar var mı? Tatil planları? Planlar buradayım. Çalışacağım diyelim bu yaz. Yazını çalışıyor olacağım. Bol bol görüşürüz o zaman. İnşallah İstanbul'da. Çok teşekkür ederiz. İyi eğlenceler dileriz. Sağ olun. Bir görüntü alalım hiç bozmadan. Tabii ya. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Pardon. Biraz daha var. Şuradan Nipo'da abi. Evet, buraya doğru. Çekiyorum. Ben bırakacağım ama.
Tuba Hanım. Ben yapmıyorum röportaj, al abi. Buraya alalım mı? Böyle işte. Tuba Hanım, bu tarafa doğru alalım. Buyurun kardeşim. Çekil, çok girme abi, çok girme. Ben sonra gelirim. Tamam, getir. Mikrofonları getirir misin? Tamam. Getir abi. Merhabalar. Hoş geldiniz. Ödül töreniniz efendim, neler anlatmak istersiniz? Nasıl hazırlandınız? Öyle başlayalım. Nasıl hazırlandım? Uzun bir süreçti. Yok işte, yani normal hazırlandık her günkü gibi. Çok sevdiğimiz arkadaşlarımızla artık hazırlık ekibimiz hemen hemen aynı kişilerde oluşuyor neredeyse her seferinde. O yüzden artık birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Öyle keyifle hazırlandık. Biraz böyle bronzlaşmış görüyoruz sizi, yanlış mı anlıyorum? Bir tatil. Olabilir. Evet, tatilde de Bodrum'daydım. Evet. Yaz sezonu nasıl geçecek efendim? Sizden alabilir miyiz? Bilmiyorum. Bilmiyorum şu anda. Yani büyük bir belirsizlik var. O yüzden ben de merak ediyorum nasıl geçeceğini. Ne anlamda bir belirsizlik? Yani bir dizi... Yani evet. Yani çalışacak mıyım, çalışmayacak mıyım, ne yapacağım, hani ne zaman ne olacak tam belli değil şu anda. O yüzden... Siz hazır mısınız peki? Neye? Yani çalışma... Belirsizliğe mi? Belirsizliğe her zaman hazırız. Farz edelim, iş olmadı. Nasıl vakit geçirsiniz? Ne yaparsınız? İş olmadı diyelim. Yani bütün yazınız boş geçse. Ne yaparım? Şimdi oturup teker teker ne yaptığımı mı anlatayım? Başka sorunuz var mı? Doğum günü partisindeydiniz. Nasıl doğum geçti? Doğum günü partisi değildi. Özellikle doğum günü partisi değildi. Bir eventin içinde aynı zamanda doğum günü. Teşekkür ederiz. Sağ olun bu arada. Çok güzel bir teşekkür ederim. Sağ olun. Size de çok kolay gelsin. Sağ olun. Çok teşekkürler.